Sevgili arkadaşlar, yeniden yola çıktık. Ben size ne dedim? Dedim ki, yorumlarınızı çok mutlulukla dinliyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Şimdi size bir sorum var dedim. Konuk tavsiyesinde bulunun. Her an gerçekleştirebilirim. Ben dediğimi yaparım. Çok sevdiğim birisi. Çok başarılı buluyorum. Onun çok hayranıyım. Şunu da çıkarayım, güzel gözlüğümü göremiyoruz. Hem duruşuna hem yeteneğine çok saygı duyuyorum. Oy kuzum benim, çok seviyorum onu valla. Kaderin izin vermedi mi şansın gücü gitmez. Yes! Seni çok seviyorum. Ben de seni çok ne kadar seviyorum. Teşekkür etsem ha. Kuzu sonunda yaptık ya. Ya. Ay sensin güzel. Ne haber? İyi, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ay Serena ya. Çok güzelsin. Sen kendine bak. Abi nasıl ya? Yani bu bakıldığında bu bir eşofman takımı evet. olarak anılabilir. Evet. Ama nasıl öyle durmaz abi? Evet, seviyorum. Her şeyinle. Rahat şeyler giymeyi. Rahat şeyler giymeyi seviyorsun ama sen bunu her defasında bir stil yapıyorsun. Harika bir şey yapıyorsun yani. Senden gelmeden önce böyle kendi içimden geldiği gibi biraz bahsetmek istedim, tamam mı? Ay, tamam. Ve sen böyle şeylerden aşırı utanıyorsun biliyorum ama umurumda bile değil. Bunu söylemek istedim. Niye biliyor musun? Çünkü bence başarılı, yetenekli, senin gibi pırlanta insanlar bir kere bunları hep duymalılar. Çünkü sen çok özür dilerim eşek gibi çalışıyorsun, kafa yoruyorsun, emek veriyorsun ve karşılığında tek bir şey hissetmek istiyorsun. Alkışlandığını, beğenildiğini, ya buna değiyor galiba görmek istiyorsun. Aynen. O yüzden ben sana buna kendi adıma değdiğini böyle sana sarılıp sıkı sıkı bağırarak söylemek istiyorum. Gerçekten bak, Fide de öyleydi. Abi sen dansçı oldun bildiğin. Günde kaç saat dans ediyordun Serena? Ya hemen hemen haftanın 5 günü 2,5 saat jimnastik ya. Artı dans antrenmanları falan filan, koreografi çalışmaları bayağı full çalışıyordum. Sana helal olsun. Ama böyle ağlayarak falan çalışıyordum. Gerçekten o kadar mi? Zordu ki Ezgi. Yani ama hayatım çocuk yaşta insanlar, dansçılar çocuk yaşta bunun eğitimini almaya aynen başlıyor. Öyle. Sen 20'lerinde bunu yapıp sonra da bizi dansçı oynadı, balerina oynadı. Aynen. Ve çocukluğumda aslında bununla ilgili böyle travmatik bir anım var. Jimnastiğe göndermişlerdi annemle babam beni. Çok küçükken, o zaman Ankara'da yaşıyorum. Ve bir şekilde sürekli gidip geliyorum. Ankara'da da böyle çok disiplinli bir şekilde milli takımlara falan hazırlıyorlar jimnastiği. Yani öyle bir yerdeyim. Ve böyle gidiyorum geliyorum, olmuyor, bacaklarım açılıyor, açılmıyor derken dediler ki bu kızdan olmayacak. Bence zorlamayın. O gün bugündür de hayat boyu hiç esnemeyle ilgili bir şeye yanaşmazdım. Hep böyle çok korkardım ve kendimi kötü hissederdim. Ay Serena işte o çocuk. Bu işle birlikte karşıma çıkınca dedim ki Serena ancak burada halledersin. Ve gerçekten bildiğin travmanı atlattın. Bayağı travma ve aylarca böyle yani gelmek istemiyorum, sizden nefret ediyorum diye ya zorla yapıyorsun. Yaptım bunu. Aynen. Peki senin bu şahane başarı öykünün yanında ben de sana kendi jimnastik hikayemi anlatmak bizimkiler diyor ki hadi biz de bizimkini bir aktiviteye yollayalım. Maşallah Yağız delikanlı gibi oldu. Normal standartları da indirmeye çalışalım. Serena bak, kendimi gömmek için ya da sizi güldürmek için söylemiyorum. Benim arkadaşlarım, akranlarım, sınıf arkadaşlarım bütün vücutları benim bacağımın üstü kadardı. Hem boy olarak hem en olarak çok büyüktüm onlardan. Neyse gidiyoruz. Balerin olmak istiyorum anne dedim. 5 ya da 6 yaşındı. 6 yaşındayım, ana sınıfına gidiyorum. Annem de hadi hayırlısı evladım dedi. Gittik. Dedi ki biz dedi bizimkini baleye yazdırmak istiyoruz hanımefendi. Hocacığım dedi anne. Hocanın suratını asla hatırlamıyorum. Ama beden dilini o kadar iyi hatırlıyorum ki. Hoca bana baktı, baktı böyle yaptı. Yani dedi böyle bütün vücudumu süzüyor. Benim bacaklarım da doğuştan X bacaktır. Aşağı doğru böyle X olur. Böyle kendimi germişim kocaman göbeğimle öyle duruyorum tüm hırsımla. Yani şunu bekliyorum Serenay. Hemen yazalım. Ya çünkü çocuk aklına bunu evet. beklerdi. Abi böyle yaptı. Önce dedi tabii dedi bu dedi aşırı kiloların biraz azalması gerekir dedi. Ah ne kadar ayıp. Bak her şeyi duyuyorum. Çünkü yanımda konuşuyor. Çocuk böyle yaptı. Baleye yazdırma. Evet ama işte yani kimse bu bilinçte davranmıyor ne yazık aynen, ki. Maalesef. Böyle yaptı. Baleye yazılması mümkün değil. Şu ara jimnastikte bile tedirginim dedi. Ay çok ayıp bir şey ya. Abi
ben başla ağlamaya. Ah, ama canım, ben yazılacaktım. Annem dedi ki, hanımefendi dedi, ben dedi çocuğumu dedi o zaman jimnastiğe yazdırmak istiyorum. O da kibarca jimnastiğe yazdırın ulan diyor yani. Ondan sonra jimnastiğe yazıldım. Orada hemen bana, hiç unutmam, siyah kırmızı tayt takımı. Siyah taytı, böyle altları da füzyo mu deniliyordu onlara? Altları şimdi yine moda oldu ya. Alttan geçiyor ayakları. Şeyli. Bravo bak yine moda o. Anneanne gibiyim buna buna. Benim çocukluğumda modaydı. Onlardan üstüme de mayo mu giyiyorum? 80'ler ya. O mayo da kırmızı siyah. Böyle uzun kollu ve burası şey geliyor, biraz geniş. O dekolte bile bende o kadar havalı bir his yaratıyordu ya, ki. Canım. Evde sürekli Madonna'nın bir şarkısıyla sehpanın etrafında tur attığımı hatırlıyorum. Ve bunun inanılmaz iyi bir jimnastik olduğunu düşünüyordum. Ya canım. Serenay, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Eğer canın isterse. Bir parça bir kutlu bir şey söyler misin? Ay. Ama canın isterse. İstemezse de bana de ki hiç istemiyorum. Söyleyin. Bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin, daha unutmadım yalanlarını. Söyleyin, mahşere sakladım günahlarımı. Söyleyin, bilsin. Söyleyin, bilsin. Gibi bir şeydi galiba. Sana helal olsun. Çok severim. Ay Serenay, ben seni evde gizli gizli kendi kendine şarkıları çalışıp sorarken dinlemek istiyorum. Ya çok güzel. Büyük döktürüyorsundur. Büyük yaparım da. Tabii ya. Ya ben bile yapıyorum. Benim mikrofonum var evde. Gerçekten. Aynen öyle gizli gizli. Öyle evde kimse yokken yapıyorum. Çok iyi. Serenay, ben bu ara neye sardım biliyor musun? Aleyna'nın son şarkısı. Ya Aleyna'yı çok seviyorum ben de ama. Çok başarılı değil Harika mi? Harika bir kız. Ve çok da güzel bir boşluğu doldurdu. Ne kadar güzel. Sesi, yorumu. Dinlemeyi unuttukları bence bir şey var. 18 yaş en deli, en çılgın, en filtresiz yaş aslında. Aynen, bir taraftan öyle bakıldığında. Tabii ki kontrollü bir şekilde. Hani ailesiydi, şusu, busu. Her şekilde orada onu kol kanat gerip kontrol eden bir ailesi var ama bence birazcık 18 yaşı hatırlayarak değerlendirmek lazım. Genç olmak öyle bir şey ya. Evet. Hatasız yani bir şey, çok zor bir hayat zaten. Kesinlikle. O yaşlarda yapacaksın ki her şeyi telafi edecek süren olacak. O tecrübelerden başka bir insana evrileceksin. Evet. Yani onlara izin vermek lazım. Ben mahşere sakladım. Yes. Çok güzeldi be. I love you Serenay. I love you. Sevgili arkadaşlar, Yani'min sunduğu Tanınmış Kişileri Seviyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yani'mizin sunduğu Canım Serenay'la programımızın devamında onunla ilgili Yani arama motorunda en çok aranan 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane soruya geldi sıra. Uf. Mesela sence seninle ilgili en çok sorulan 5 tane soru ne olabilir? Yani tahminlerini söyle, sırayla açalım. Bu arada ben Serenay'a bunu programdan önce de söyledim, size de söyleyeyim. Ben gerçekten soruların ne olduğuna bakmıyorum. Çünkü gerçek tepkimi sizinle paylaşarak en saf yerinden göstermek istiyorum yani. Olduğu gibi böyle filtresiz ben seninle birlikte göreceğim. Ben de bilmiyorum bakalım neler olacak. Evet, aynen öyle. Serenay Sarıkaya'nın boyu kaç olabilir mi bir tanesi? Bilmiyorum. Hadi açıyorum ilk soru. Buradan zaten soruların şeyi belli olur. Rengi. Aynen. Aa, güzel bir tane. Oyunculuğa nasıl başladı? Antalya'da yaşadığım bir dönemde orada bir film seti vardı. Sinan Çetin'in setiydi. Ve bir kız arıyorlardı. Ben de o zaman tesadüf eseri bir şekilde bunu öğrendim ve hazırlanıp hemen sete gittim. Kaç yaşındasın? O zaman 15 yaşında falan. Şaka yapıyorsun. Belki daha bile küçük. Aynen, ilk film yolculuğuyla başladım bu sürece. Sonra da dediler ki İstanbul'a gel, sen bu işi yapacaksın. Devam edecek. Ve bir şekilde liseyi bitirdin, İstanbul'a geldin. Liseyi bitirmemiştim bile, ortaokuldaydım o zaman. Şaka yapıyorsun. Aynen öyle. Abi inanılmaz ya. Aynen. Antalya'da hayat bazen başladım. Bir şekilde işte sana sunuyor. Kesinlikle. Getiriyor yani. Ve benim bu mesleği yapmam gerekiyormuş. Hayat beni gerçekten buraya itti ve bunu yapman lazım ya, dedi. Ya ne güzel. Aynen. Ay ne büyük şans. İkinci soru. Serenay Sarıkaya, bak bütün filtresiz ne düşünüyorsan söyle. Ya böyle Serenay saçma Sarıkaya şeyler de soruluyor dediğin saçma şeyler varsa istiyorsan onları da söyle. Ne olabilir? Şu da nınlı bir şey. Onu da merak ediyorum. Serenay Sarıkaya'nın
Onu açayım mı önce? Onu açsana. Hadi onu açayım. Edin. Hadi. Serenay Sarıkaya'nın ay hiç bilmiyorum ya, ne olabilir? Ben tahminde bulunayım. Serenay Sarıkaya'nın yine güzelliğinle ilgili bir şey olabilir. İşte fiziği, saçları boyama olabilir belki. Saçları, cildi, kaşı, gözü. Çünkü hakikaten çok doğalsın ya. Yani bu doğallık nasıl oluyor? Nasıl böyle koruyorsun kendini? Hakikaten onlar çok soruluyordur bence. Yani evet, birazcık. Bana da çok soruluyor. Kendine pay çıkarıyor şuursuz. Açıyorum. En beğendiği yerli oyuncu. Aa, çok güzel bir soru. Ay bu da zor bir soru bir taraftan da ya. Zor bir soru ya. 50 tane isim geliyor aklına. Birini söylesen ötekine ayıp olacak gibi. Aynen, geliyor. Öyle. Haluk Bilginer'i tabii ki çok beğenirim. Halit Ergenç'i çok çok ben beğeniyorum. Ben de bayılıyorum. Yani, İkisine de bayılıyorum. Kesinlikle. Kadınlardan kimi söyleyebilirim? Zerrin'i çok beğenirim. Of. İkimizin yerine de yani. Evet, bir de anne kız oynadınız. O kadar güzel yerlere götürdük gerçekten. Zerrin Tekin Doğur. Ay her haliyle harika bir kesinlikle kadın değil mi ya? Ya. Serenay Sarıkaya. Şimdi de şunu açasım geldi. Hadi ortadakini. Aç bakalım ne olabilir? Açsana, merak açıyorum. Ettim. Açıyorum. Aç. Boş zamanlarında ne yapar? Ne yaparsın Serenay? Spora giderim. Çokça spor yapıyorum haliyle. Onu biliyoruz tatlım. Falan bozuluyor. Film izlemeyi çok seviyorum. İzlemediğim dizi film kalmamıştır herhalde. Ya. Genelde ben çok evci bir insanım. O yüzden evimde olmayı, işte köpeklerimle olmayı, evimde misafir ağırlamayı falan, daha öyle evcimen hareketleri daha çok seviyorum. Peki marjinal bir soru yok mu ya burada? Çok merak ediyorum Serena ile ilgili. Fit kalmayı nasıl başarıyor? Bak, doğru. İkinci soruyu açsaydık o çıkacaktı. Aynen. Demek ki. Fiziki şeyler. Çok aslında aşırı dikkat ettiğim bir şey değil. Yani dikkat ederim. Olabildiğince iyi beslenmeye, hani psikolojime, bedenime, bana iyi gelebilecek şeyler yapmaya çalışırım. Evet. Biraz hakikaten ben böyle bütün bedensel güzelliğin de içeriden gelen bence de doğru bir şey olduğuna inananlardım. Ama bacak yüzden... boyun içeriden gelen bir şey olamaz. Serenay'cığım. Anne, annem sağ olsun. Yani değil mi? Aynen. Beni de konuşturma istersen. Tamam, içeriden geliyor da boyum kadar bacağım var. O içeriden gelen bir şey olduğu için sevgili arkadaşlar, kalbinin güzelliği boyum kadar bacağına yansıyor. O yüzden podyumda böyle hatun salına salına yürüdükçe ben de yanında köstebek gibi herhalde aşk o podyuma olsun. Çıksam ne aşk olsun ya. Tamam, kalbin güzel ve senin o kalbinden öpüyorum ama yani Allah ya sana torpil geçmiş arkadaş ya. Daha böyle bir proje bir şey olduğu zaman daha dikkat ediyorum. Onun proje olmadığında salıyorsun değil mi? Vallahi Serenay? Salıyorum. Ya. Mesela yaz benim için tamamen bırakmak demek. Yazın kuzum yazı daha yeni bitiriyoruz. Için. Tam bitti diyemeyiz. İyi ki bırakmışsın. Tamam, ne söylesem bırakmadığında ne olacak anacığım ya? Peki son soru. Son soru, haydi bakalım. İçin olmazsa olmaz üç şey. Ama bu üç şey her şey olabilir değil mi? Mesela müzik olmadan çok zor bir hayat benim için. Yani sabah uyanır uyanmaz beni moda sokacak bir şeyle başlamaya güne çok seviyorum. Sen oyuncu olarak çalışırken de bende öyle bir şey var mesela. Özellikle duygusal şeylerinde müziklerde kodlanmış anılarım vardır. Tabii ki, tabii ki. Kulaklığımı takıp bir yok aynen oluyorsam öyle. Aynen öyle. Oraya çok iyi gider gelirim aynen. Yani. Benim de öyle listelerim vardır. Dram, var arabesk, bilmem ne falan. Bende de aynen. Aynen. Yani gün başladığında direkt müzikte kendine gelenlerdensin. Aynen öyle. Müzik yani benim hayatım gerçekten çok önemli bir parçası. Başka annem diyebilirim. Annemsiz bir hayat düşünemiyorum yani gerçekten. Ne güzel, Allah ayırmasın. Bir de galiba oyunculuk olmazsa olmaz benim için artık. Zaten o olmazsa olmasın yani. Aynen. Çünkü öyle. İşine çok iyi çalışıyorsun. Çok seviyorum ya. Ve o çalıştığın şeyi bize çok iyi yansıtıyorsun. Gerçekten sana helal seviyorum. Olsun arkadaşım. Çok hak ediyorsun o yüzden. Başka türlü mutlu olamazdım. Şimdi iyi ki bu mesleği yapıyorum. Bunu bize iliklerimize kadar hissettiriyorsun. Ya, her işinde. Dolayısıyla bizi bundan mahrum etme. Çok tatlı bir kadınsın. Çok teşekkür ederim. Hem insan olarak o mütevazı tavrınla, bir de biz aynı ajanstayız, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ajans arkadaşlarım için bence çok zor bir iş yapıyorlar. Çünkü 1, 2, 3 değil, 50'ye yakın selebritiyle çalışıyorlar. Ve herkesin bambaşka karakteri var. Birçoğu da arkadaşımız. Ama ben böyle Serena'ya torpil geçme hakkını bir birey olarak kendimde görüyorum ve şunu söylemek istiyorum. Bence
Serena ile çalışmak eminim ki çok rahat ve konforludur. Çünkü onunla çalışan markalarda, bunu biliyorum yani bizzat, onun özel olarak işte reklamlarında çalıştığı markalar, yönetmenleri, çalıştığı ajanslar, kreatif ekipler, hepsi Serena'ya ayrı bir hayranlık duyuyor ve bu da onun kalbiyle alakalı ve ben bunu biliyorum. O yüzden de bunu hep söyleyeceğim. Çünkü çok hak ediyor. Hakikaten öyle. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Ya. Bir tanesi. Ben de yollarımız sana aynı açık olsun. Bir İnşallah birlikte de bir şeyler yapalım. İnşallah. Hazırım. Bu dilekle kapatıyorum yani. Ne zaman istersen. Evet, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Canım arkadaşım.